Herkese merhaba değerli arkadaşlar. İstasyonumuza geldik ve gördüğünüz gibi 4 araca aynı anda yakıt verebiliyoruz. Pompamızı ben oyun kayıt dışındayken büyüttüm. Pardon, tankeremizi. Çünkü yetmiyor. Şimdi ürünler geliyor abi. Ürünler geliyor, ürünlerden dolayı biraz sorun yaşayacağız. Ya bu balık. Dolduracağız. Bir yandan ürün koyacağız. Bir yandan malzemeyi... Bak gördüğün gibi burası... Gördüğünüz gibi 4 araca yakıt verdik. Bir de paramızı okkalı kullanmamız lazım. Bu ne? Bu da gıda. Şey, daha doğrusu yemelik diyeyim. Çöp kovam. Dur onu şu benzinliğe koyacağım. Nesquik. Good morning. Okay, okay. Gelen araç var mıdır? Gelen araç kardeş. Vardır tabi, olmazsa şaşarız anasını satayım. Bak geliyor. Nereye yanaştın? Ne diyeyim ben sana be kardeşim ya. Doldur kardeşim şunu. Çipis çipis. Really? Çikileta. Abo, yakıt bitiyor diyor lan bu. Na bak. İçecek. Okay. Dördüncü araç mı geldi? Vallahi yakıt bitiyor tankerde. İçecek daha. Süt. Hello. Hello. Çok güzel. Okay. Yürüm. Marlboro. Hey. Okay. Thank you.
Oğlum bu çöp ne dula? Vallahi bu iş çok sıkıntılı bir hal almaya başladı reisim. Evet, doldurduk. Enerji içeceği. Aya malı yüklüyoruz yine buraya da. Really? Cam sil. O bu tarafa ananı. Ya yakıt koyalım hemen. Buraya mı geleceksin lan? Evet bebeğim gel. Gel yakıt vereyim sana abi gel. Motor ya. Sandviç. Daha içecek almam lazım buraya. Buraya daha içecek alınacak hocam. Yani gıda maddeleriyle temizlik maddeleri rafa yetti gibi. Hello. Gıda. Thank you, darling. Yani bayağı güzel geliyor şu an. Really? How are you? Bira gibi bir şey bu. Okay. Yani gelen ürüne göre diziyoruz abi. Okay. Hello. Really. Tereyağı. Yani baktığın zaman şu an her şey yolunda gidiyor gibi. Konserve bir şey. Bak 10 numara 5 yıldız iş yaptık. Ketçap. Yollarına yaz. Git yakıtını, parasını öde abam.
Yakıt doluyor, yakıt doluyor. Tanker dolmasın var bir de. Tanker bitmesin. Hardal. Yani ben şöyle baktığın zaman rafları dolduruyorum abi. Yani bence raflarla ilgili de en ufak bir sorunumuz yok. Zaten yakıttan da bir sorunumuz yok. Bu ne? Deterjan. Yani şu an karman çorman raf diziyorum. Burada önemli olan market değil ki. Her üründen bir dolap ya da her üründen bir raf dizecek kadar olmam için ona biraz maliyet lazım be Kaptan Kusto be. Kafama ataydın eşşol eşek. Hello. Şunların ortumlarını bir sökeyim, ortum. Oğlum çok fena yoğunluk var ha. Fatura mı geldi yeğenim? Hemen ödeyek. Okay. Ha bu nedir? Köpek maması, kuru fasulye. Ya buranın karışık olması sorun değil ki. Köpek maması, köpek. Bak rafları doldura gidiyoruz işte. Kardeş, abimiz yakıtını... Çakmak gazı. Yani raflar fulledi. Hello. Limon. Okay. Vallahi elimdeki raflar hemen hemen oradaki tüm ürünlerden birer tane alacak şekilde tasarlanmış. Really? Limon ve limonata. Şu kolleri iyicene bir dizmek lazım. Şeker. Artık gıda içecek birbirine girdi yapacak okay. Bir şey yok. Really? Davık sıyı, davık. Aa. Lan dur çık. Yani raflar biraz karışık kuruşuk görünüyor ama. Really?
Bak kutular geliyor, onları da dizmeye başladık. Oha, 100 tane paket taşımışım lan. Ya da 100 tane söylemişim, yani öyle bir şey olmuş. Maşallahım var o zaman benim ya. Allah yiyecek, içecek hepsini soktuk birbirine ya. Really? Ofis diye bir baraka yaptılar oraya anasını satayım. Mekkanlar aldık, o abla dolduruyor oradan bak. Aferin kız. Şimdi yakıt olayı tamam. Bu ne lan? Hello. Bye bye. Yani başka bir ürün gelirse de koyacak yerimiz yok ha. Öyle de bir durumumuz var şu an. Mesela ben bir eve gideyim. Uyuyayım, hem de oyun bir kaydetmiş olsun, değil mi? Şimdi çiçeği eve gönder dedim ama.
Hah? Tamam aşkı 38 yaptık. Ve uyandık. Çarşıya gidelim, eve paket gönderelim, oradan doğru istasyona, dükkana abi. Çok temiz ilerliyoruz. Sakin ilerliyoruz ama temiz ilerliyoruz. Bak gördün mü? Gördün mü arabalar nasıl olmuş? Bak 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 bak. Şimdi hocam, burası depo, şurası ofis, burada her şey var da gece satış olmuş mudur acaba bakalım mı bir? Şu ışık olayını Hey. Good morning. Thank you. Şunun siparişini verelim. Görüldüğü üzere, görülmediği üzere. O tavan lambasını markete koyalım ya, karanlık oluyor. Şimdi aslına bakarsan ben oraya bir ışık koydum. Umarım işe yarar. Cayır cayır satıyoruz ya. Thank you.
Şimdi biriken paramıza bir göz atalım hocam. Yani yakıtları doldurmak. Okay. Good morning. Thank you, darling. Ye bakalım, cof cof. Good morning. Thank you, darling. Cafer sen de ye çocuğum. Oraya depo koyacaksın. Depoya da hayvan gibi ürün koyacaksın. Yalnız. Zamazora gel. Ne bu? Kutu rafı. Şu kutu rafından bir tane alabilir miyiz? Göz kararı oraya ne kadar sığıyor onu bir görmem lazım benim. Yani müşterilerimiz geliyor. Hazır paramız varken yakıtı fullettirelim abi. Şu depo rafını koyacağım oraya. Ulan tam zamanında tıklamışım ha. Gel yakıt tankı gel. Satayım ya. Yani çok koyulmuyormuş. Biz de bir ümit ettiydik emme. O ümitler boşa çıktı reis. İki tane depo rafı al, bir tane de klima al. Ver siparişi. Bunlar tamam değil mi lan? Tamam. Şu an yakıt tankıyla biraz savaş veriyorum. Ama
Otomat alacağım. O otomata da merak ediyorum yani tam olarak ne işe yaradığını. Market fiyatlarının yüksek olduğunu söylüyorsun. Tamam. Kardeş bedava verecek halimiz yok. Burası kuş uçmaz kervan geçmez yer. Beğenmiyorsan almazsın yani. Ne diyelim? Fiyatlar fahiş falan filan hayırdır kardeş? Paranız yoksa almayın kardeşim. Burası benzinlik lan. Alayınıza girerim ha. Hıyarlara bak ya. Şu yakıtı bir doldur kardeş. %109 oldu. %120'ye bir çıkamadım anasını satayım ya. Verdik bir para taktık. Zaten 4 raf. Zaten 4 raf değil miydi lan o? Bir kutu rafı daha koy. Ver siparişini gelsin. Okay. 1327. Şimdi şu otomat denilen cihazdan da alacağım ama onun yeri neresi bilmediğimiz için şu an bir şey yapamıyoruz hocam. Yakıt doldu. Yani diğer hizmetleri çok abartmamak kaidesiyle biraz zamlı yapacağız tabi. Koş 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 koş. Güle güle. Neyse %120'ye dayandı. Kutuya at oğlum. At kutuyu oğlum. Bir tane raflık yer var depoda. Yani 4 ürün. Şimdi burada asıl mesele güzel güzel doldurun. Lan gerizekalı çöpü ortaya atıp kızıyorum ama.
Şimdi. Yani zemin yapmak mesele değil de. Okay. Hello. Adam olun, benim canımı sıkmayın. Ne güzel çalışıyorum ya. Patara kütere patara kütere iş yapıyoruz abicim, öyle bedava çalışmak yok. Güzel iş yapıyoruz, güzel para kazanıyoruz. Şu otomatın tam olarak ne olduğunu anlamadım ama öğreneceğim. Hello. Okay. Thank you, darling. Market ürünlerinin fiyatları mı yüksek? Sanki hırsız yakalayacak. Koşuyor bir de. Allah'ım ya Rabbim ya. Bunun içine 20 tane içecek mi koyacağım? Vay ananı. Ulan bunun içine 20 tane içecek koyacaksak o zaman sıkıntı var. Bir dakika. Bak. Koyduğumuz lamba işe yarıyor. Hayır, şu an evimi yükseltmeye falan niyetim yok. Yiyemezler. Ne yapacaktım lan ben? Ha, içecek. Dur, zamazor. Şunu ver. 20 içecek alıyorsun değil mi sen? Dur şimdi. Lan bunun içine kutu içecek koyacaksın. Mesela 10 gazoz. On kola. En çok gidecek olan şeyler bunlar değil mi oğlum? Hi, what a nice day. 10 tane enerji içeceği, 10 tane de soğuk kahve. Bu makinelerin içini doldurmak için de gereken para bu. Hop, ofis, hop gönder sipariş, çiçeğini yerim senin. Mekan ışıklandırma yapacağız ama bu işler biraz mangır işi biliyorsunuz arkadaşlar. Şu an maddi olarak bunu yapacak şeyimiz yok, nevalemiz. Bizim temizlik personeli bu çöp poşetlerini orada bırakıyor. Benim canımı sıkıyor bu iş. Yani gerizekalı mıdır nedir ya? Bunu niye bırakıyor ki orada? Aptal mıdır, saptal mıdır, gerzek midir? Evet.
kargo kamyoneti geliyor. Şunu da sipariş et abi. Paramız az kaldı ama en azından tanker gelmiş o gelsin. Bu otomatın koyulabileceği maksimum 2 yuva vardır. Tamam. Gelsin bakalım yeğenim. Gel. On gazoz geldi sadece. Atlama her yere. Otomatları da dolduruyoruz böylece. Kasada hiç para kaldı mı lan son yaşveçlerden? İyi. Enerji. Kapasitesini yükseltebiliyoruz, onu anladım. Geliyorum. Ah. Otomatların içine bazı makineler koyalım. Her şeyi de yerli yerine koydum. Akaryakıt durumunda bir değişiklik var mı hocam? Ha, gece müşteri olmaz diyor ama geliyor işte bak. Hani yoktu gece müşterisi? Gidip uyumam lazım. Ben eve gidiyorum ya. Biz zıbartalım arkadaşı da. Görüşürüz. Adamı uyutalım. Sabah iş var hocam. Uyuduk mu uyandık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kaçıncı gün? 11. günü uyandık. Bizim istasyon kopartıyor ama... Para kazandığımız noktaya bakılarak hareket etmemiz gerektiğini düşünürsek yakıt satışına biraz yüklenmemiz lazım. Şu an
Bir sonraki bölümde yakıt bölümünü genişletmek için elimizden geleni yapacağız. Marketi bir sonraki aşamada genişletiriz. Sonra diğer yerler. Tabii ki hizmeti arttırmak için biraz ışıklandırma muhabbetine de girmem gerekiyor ama hepsine sırayla el atacağız arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Abone olarak ve yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Yeni oyun ve bölümlerde tekrar görüşünceye kadar arkadaşlar. Şimdilik cümleten Allah'a emanet.